Kıymetli konuklar, değerli iş insanları, çok saygıdeğer yatırımcılar, petrol ve doğalgaz endüstrisinin paydaşlarını ikinci kez bir araya getiren petrol endüstrisinde milli teknolojiler toplantımızın bütün taraflar için verimli geçmesini temenni ederek sözlerime başlamak istiyorum. Biliyorsunuz toplantımızın ilkini geçtiğimiz yıl Şubat ayında sizlerin de katılımlarıyla İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Türkiye Petrolleri'nin başlatmış olduğu girişimin yarattığı sinerjiye hep birlikte şahit olduk. O günkü toplantıda pek çok hikayeye tanıklık ettik. Özellikle üreticilerimizin yabancı menşeli pek çok ekipmanın yerli üretimi için biz bunu yaparız demeleri ve bu güveni bizlere aşılamaları milli teknolojiye duyduğumuz inancı bir kez daha perçinledi. Biz hep şunu ifade ettik, milli enerji, milli teknolojiden ayrı düşünülemez. Bugün enerji arz güvenliğimizi sağlamak için Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kıran yatırımları hayata geçiriyoruz. Bu güçlü altyapı yatırımları sayesinde artık enerjide arz güvenliği sorunumuz kalmadı cümlesini rahatlıkla kurabiliyoruz. Ancak bu süreci tamamlayacak en önemli husus, enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi olacak. Kaynağın yerli, teknolojinin yabancı olduğu bir yerde enerji bağımsızlığından tam anlamıyla bahsedemeyiz. Enerji arz güvenliğimizin stabil ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak en önemli koşullardan biri de enerji teknolojilerinin yerleştirilmesidir. Covid-19 sürecinde enerji sektörümüz bu durumu kimi zaman acı bir şekilde tecrübe etti. Pandeminin ilk dönemlerinde şirketlerimiz küresel kısıtlamalar nedeniyle yurt dışından ekipman ve personel getirtemedi. İster istemez işlerde kimi zaman aksamalar ya da gecikmeler yaşandı. Bu durum yerli teknolojinin ve o teknolojiyi kullanacak ve geliştirecek kalifiye insan kaynağının önemini bir kez daha ortaya çıkarttı. Benzer bir durumu aslında bizler de tecrübe ettik. Doğu Akdeniz'de sürdürdüğümüz arama ve sondaj çalışmalarının hukuk dışı argümanlarla önünün kesilmeye çalışılması, dünyada sayılı bir filoya sahip olmamıza imkan sağlamış oldu. O gün bizleri köşeye sıkıştırmaya çalışanlar, sadece bir filoya sahip olmamızı sağlamadı. Aynı zamanda bu gemileri geliştirecek, onlara sınıf atlatacak bir teknolojiyi geliştirmemizi de sağladılar. Karadeniz'deki keşfimizin ardından bazı ülkeler bize açık davette bulundular. Gelin bizim ülkemizde de bu çalışmaları gerçekleştirin diye. Dedik ki önceliğimiz şu an yurt içi, teklifleri şimdilik geri çevirdik. Ancak bu durum bizlere gelecekte yurt dışının kapılarını aralayacak. Bugün yenilenebilir enerjide yurt dışına ihracat yapan, hatta yurt dışındaki firmalara danışmanlık ve mühendislik hizmeti sunan çok sayıda şirketimiz var. Bu başarıyı hidrokarbon sektörüne de taşımak arzusundayız. Türkiye'nin hidrokarbon sektöründe elde ettiği birikimi hem teknoloji hem de insan kaynağı açısından daha fazla yurt dışına açmak arzusundayız. Bu alanda bir Türkiye modeli ortaya koymak istiyoruz. O günün şartlarında eğer bizler bu adımları atmasaydık, bugün belki de derin deniz arama ve sondajcılığında yazdığımız başarı hikayesini başkalarının insafına bırakacaktık. Bugün türlü ayak oyunlarıyla bizlere siyasi şantaj yapmaya kalkanlara karşı en güzel cevabı sahada verdik, veriyoruz. Bu tür kısıtlamalarla bizleri saf dışı edeceklerini düşünenler şunu iyi bilsin ki, Türkiye her kriz döneminden daha da güçlenerek çıkmıştır. Örneğin Kıbrıs Barış Harekatı sırasında uygulanan ambargolar, savunma sanayimizin temellerinin atılmasına neden oldu. Bir zamanlar yüksek oranda bağımlı olduğumuz savunma sanayisinde bugün ihracatçı bir pozisyona geldik. Yine aynı dönemde ambargolardan dolayı elektromekanik imalat ve mühendislik şirketimiz TEMSAN'ı kurduk. Türkiye'nin gücüne
ve potansiyeline yakışan da aslında budur. Kendi insan kaynağımız, kendi bilgi birikimimiz, tecrübemiz, yeteneğimiz bu işler için fazlasıyla yeter de artar. İlk yapacağımız şey zihinlerdeki duvarları yıkmak, kendi kalıplarımızı kırmak. Teknolojiyi alan ve onu kullanan değil, onu üreten, geliştiren bir sistemi kurgulamak zorundayız. Bugün teknoloji game changer, yani oyun değiştirici olarak kabul ediliyor tüm dünyada. Bir kere yapıp bırakmak değil asıl meselemiz. Denemek, denemek, yine denemek. Başarısız olsak da defalarca denemek. Aksi takdirde üretmeyen, tüketime hapsolmuş bir toplum haline geliriz. Nihayetinde teknolojiyi üretmek, teknolojiyi elde etmek zorundayız. Bugün hidrokarbon sektöründe yerli kaynak imalat noktasına geldiğimiz süreci, yerli kaynak imalat ARGE süreciyle daha ileri götürmek zorundayız. ARGE süreçleriyle ilgili tasarım, üretim ve markalaşma süreçlerini birlikte yürütmeliyiz. Bunun yolu da daha fazla yerli teknolojiyi işimize entegre etmekten geçiyor. Üretilmeyeni üretmek, çalışmayanı çalışır hale getirmek zorundayız. Kararlı teknoloji çalışmalarının kurumsallaştığı, sürekliliğinin sağlandığı, iş birliklerinin geliştirildiği, yeni ortakların sürece dahil olduğu, daha fazla bilgi ve tecrübe paylaşımına imkan veren bir sistemin altyapısını kurmayı arzu ediyoruz. PEMT ve benzeri toplantıları çalışmalarımıza destek olması açısından da önemli buluyoruz. Kıymetli katılımcılar, PEMT'in ilk toplantısının ardından güzel bir sinerji yakaladık. Mevcut üretici ve tedarikçilerimizin yanı sıra yeni üretici ve tedarikçilerimiz de bu sürece dahil olmak istediklerini ifade ettiler. PEMT'in sektörde olumlu bir iz düşüm bırakması, yerleştirme çalışmalarımızın geliştirilmesi adına önemli bir adım oldu. İlk toplantımızdan bu yana pek çok ekipmanın yerleştirilmesi için başlatılan çalışmalar hız kazandı. Yeni proje ve fikirler ortaya atıldı. PEMT kapsamında bugüne kadar ilk yerli sondaj kulesi, ilk yerli hidrolik çatlatma ünitesi, kuyubaşı malzemeleri, sondaj muhafaza borusu, yerüstü üretim pompası gibi kara sondajlarımızda kullandığımız pek çok ekipman biraz önce Sayın Genel Müdürümüzün de ifade ettiği gibi yerli imkanlarla üretilmeye başlandı. Bunun yanı sıra yerli su altı robotumuz Kaşif ve sondaj atıklarının denize temas etmeden karaya taşınmasını sağlayan Clean Cut sistemimiz Titiz başta olmak üzere offshore faaliyetlerimizde kullandığımız pek çok ekipman da artık Made in Türkiye imzasıyla üretiliyor. Bu çalışmalar sayesinde öncelikle Karadeniz'de yürüttüğümüz operasyonlardaki yerlilik oranımız her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz Karadeniz gazının ilk fazının 2023'e yetiştirilmesi için ekiplerimiz sahada büyük bir özveriyle çalışıyor. Sakarya gaz sahasında saha geliştirme ve üretim çalışmalarımız devam ediyor. Fatih İnkazlığı Tuna 1, Türk Ali 1 ve Türk Ali 2 kuyularının kuyu testlerini Kanuni sondaj gemimiz yapacak. Kuyu testlerine önce Türk Ali 2 kuyusundan başlayacağız. İnşallah Mayıs ayı içerisinde bu testlere başlamayı planlıyoruz. Fatih sondaj gemimiz de diğer taraftan Sakarya gaz sahasının kuzey doğusunda yer alan Amasra 1 lokasyonunda keşif amaçlı sondaj çalışmasına devam ediyor. Bütün gayretimiz çalışmalarımızı belirlenen takvim içerisinde tamamlamak ve Karadeniz gazını Cumhuriyetimizin 100. yılında milletimizle buluşturmak. Değerli katılımcılar, bugün enerjide bağımsızlık için hiçbir alanda artık başkasının ürettiği, geliştirdiği teknolojiye bel bağlayamayız. Az önce belirttim, bunun olumsuz yansımalarını savunma sanayinde yaşadık.
teknolojiyi geliştirenlerin, ihraç edenlerin keyfi hareketlerine maruz kaldık yıllarca. Artık o günler hamdolsun geride kaldı. Bütün gayretimiz, enerji teknolojilerinin yerleştirilmesi adına atılan bütün adımları çekirdekten olgunluğa kadar her aşamasında desteklemek ve enerji teknolojilerini Türkiye'nin yeni savunma sanayi haline getirmek. Bugün gelişmiş ülkelere baktığımızda teknolojinin kamu, özel sektör, akademi, teknoloji merkezleri, teknokentler gibi çok taraflı bir ekosistem içinde geliştiğini görüyoruz. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin bu alandaki paradigması da bu birliktelikleri teşvik etmek, desteklemek ve geliştirmek üzerine kurulu. Petrol endüstrisinde milli teknolojiler toplantısında bu anlayışın bir yansıması olarak doğdu. PEMT ilk fikir aşamasında özellikle denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerimize karşı başlatılan sürecin nerelere varacağı tahmin edilerek ortaya atıldı. Ardından kullandığımız her bir ekipmanın nasıl ve ne dereceye kadar yerleştirilebileceğimizi belirledik. Son aşamada sahaya döndük ve üreticilerimizle uzun süren istişarelerde bulunduk. Üretimden lojistiğe kadar pek çok paydaşımız açık yüreklilikle dedi ki, biz de bu işte varız, biz bunu yaparız. Biz de sektörümüzün bu inancından yola çıkarak dedik ki, biz bize yeteriz ve son 3 yılda toplam 93 ekipmanı yerli imkanlarla üretmeyi başardık. Yerleştirdiğimiz bu ekipmanların toplam bütçesi 186,5 milyon liraya ulaştı. Eğer ekipmanların yerli muadillerini üretmeseydik, yurt dışına 263,5 milyon lira bir bedel ödeyecektik. Yerleşme sonrasında bugün elde ettiğimiz tasarruf, yani ülkemizde kalan miktar yaklaşık 76 milyon lira oldu. Bir başka deyişle, yerleştirme sayesinde bu sektördeki üretim maliyetlerinde %41 tasarruf edildi. Yerli imkanlarla ürettiğimiz bütün ekipmanlar yurt dışı muadilleriyle aynı ya da daha fazla verimle çalışıyor. Ürün verimliliklerini ölçen veriler, kullanıcı bazlı geri bildirimler sürekli olarak raporlanarak takip ediliyor. Hem kara hem de deniz sondajlarımızda yürüttüğümüz operasyonlarda yerlilik oranımızın daha da artırılması için PEMT önemli bir kaldıraç olacak. Burada pek çok üretici, tedarikçi ve girişimcilerimizle birlikte olacağız. PEMT ile birlikte bu sektörde faaliyet gösteren daha fazla paydaş bu sürece entegre olacak. Burada yapılan çalışmalar daha sonrakiler için de referans olacak. Yeni şirketlerin, yeni yatırımcıların sürece dahil olmasını sağlayacak. Petrol ve doğalgaz sektörüyle birlikte diğer yan sektörlerin de gelişimine muazzam bir katkı sağlayacak. Her şeyin ötesinde 2023 ve sonrasında büyük hedeflerle giriyoruz. Bizi dünyadan farklılaştıracak ve yaptığımız işe katma değer sağlayacak unsur, milli teknolojinin her alanda geliştirilmesidir. Biz enerji sektörü olarak bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları daha ileri götürmeye kararlıyız. Bu sürece katkı koymak isteyen her şirket ve kuruluşla da her türlü işbirliğine açığız. Sözlerime burada son verirken, petrol endüstrisinde milli teknolojiler toplantısının düzenlenmesinde emeği geçen Türkiye Petrolleri yöneticilerine ve çalışanlarına, katılımlarıyla toplantıya iştirak eden siz değerli katılımcılara, girişimcilere şükranlarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla.